Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Arkadaşlar, dünkü derste Hanefi mezhebinin kitap külliyatından bahsetmiştik. Klasik dönemdeki imamlarımızın döneminden bizlere kadar ki gelen ve bizlere gelirken ki süreçte en meşhur İslam alimlerinin, Hanefi alimlerinin en çok itibar etmiş olduğu eserlerden kabaca hızlıca bahsediyorduk. Aslında bu ders bayağı uzar da bizim atladığımız bayağı bir konu oluyor. Çünkü yavaş yavaş ibadete girmemiz gerekiyor. Şimdi ilk dönemden beri arkadaşlar süreçten bahsetmiştik. Ta imamlarımız döneminden beri bize kadar ki gelen eserlerden bahsedeceğiz demiştik ve bunun yarısında kalmıştık. Bu dersi işlememizin temel sebebi neydi? Okunulacak veya mütalaası yapılacak veya araştırma yapılacağı zaman hangi eserin hangi yönüyle veya hangi gayeyle yazıldığını bilmemiz, hangi hususta ihtimam gösterdiğini veya özellikle o hususta müellifin derinlik sahibi olmuş olduğu konuları bilmemiz, hangi gaye için yazıldığını bilmemiz araştırmalarımızda veya okumalarımızda bize daha büyük kolaylık verecek demiştik. Eserin dönemi, eserin bulunmuş olduğu zamanı bilmemiz de yine bize aynı şekilde ne yapacak dedik arkadaşlar? Bir takım bilgileri bize otomatikman verecektir. Araştırmalarımız da ona göre hızlanacak demiştik. Şimdi dünden önceki dersimizde neden bahsetmiştik? İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'un eserlerinden sonra mezhebi sonraki dönemlere nakleden muhtasar eserler demiştik. Ki neydi onlar? Hakim Şehid'in, Tahavi'nin, Kerhi'nin muhtasarı ve bunların yanında da bunların şeyi olarak nedir? Kudri'nin muhtasarı demiştik. Bu ilk dersimizdi. Sonrasında dünkü dersimizde arkadaşlar Hanefi mezhebinin sonraki dönemlerdeki fıkhına sirayet eden ve Hanefilerin tabiri caizse bu mütekaddimun ile müteahhir arasında neredeyse köprü vazifesi gören ve müteahhir fakihlerin tamamını etkileyen İmam Merginani'nin hidayesinden bahsettik ve İmam Merginani'nin mezhepteki yerinden bahsetmiştik. Dün ne demiştik? İmam Merginani'nin metninde Kuduri ile Camiüs-Sagir, Kuduri üzerine 100'e yakın çalışma, Hidaye üzerine 60-70'e yakın çalışmadan bahsediliyor. Ve bu iki eserin sırf üzerine yazılan çalışmalar bunlardı. Bunların dışında bu eserleri temel alan diğer kitapları da ve bunların üzerine yapılan çalışmaları da düşündüğümüz zaman bu eserler arkadaşlar Hicri 6. asırdan sonra nedir? Hanefi külliyatını domine ediyordur ve artık bunlar olmaksızın fıkıh yapılmıyordur. Her yerde bunların ikisi vardır. Ben geçen ders diğer arkadaşlara, dersteki arkadaşlara göstermiştim. Bununla alakalı bizim yukarıda sınıfta. Hangi metine bakarsanız bakın, hangi konuyu araştırırsanız araştırın, artık o konu arkadaşlar Kudri'nin metni ile veya Hidaye'nin metni ile anlatılıyordur. Ve Kudri'nin metni ile anlatılması yetmeyip Hidaye'nin izahı ile açıklanıyordur. Burada da buna sebep olan da ne demiştik? İmam Merginani'nin Hidayesindeki son derece akla yatkın ve kolay anlaşılır ve de tutarlı illet fıkı demiştik. Çünkü İmam Merginani'nin belki hadis yönleri, belki sair yönleri eserinde eleştirilebilirdi. Ancak illet fıkıhı çok tutarlı olduğundan dolayı talebenin zihnine kurguyla beraber ki fıkıhı yerleştirmede son derece önemli demiştik. Ve bundan dolayı sonraki dönemlerde artık İmam Merginani'nin illet fıkıhı yerleşiyor demiştik. Tabii burada şunu da unutmayalım. İmam Merginani'nin bu illet fıkıhı arkadaşlar sonraki dönemlerde de ne oluyordu? Bir yönden Hanefi mezhep açısından sıkıntı oluyordu. Çünkü niye? Bu şekilde İmam Merginani'nin eseri veya fetvaları mezhep içerisinde en temel kaynakmış içtimi muamelesini görünce bu sefer Hidaye'deki bir takım illetler veya gerekçeler üzerine başka fıkhi meseleler bina edilmeye başlanılıyordur. Halbuki Merginani'nin derdi o esnada sadece o meseleyi izah edip o meseleyi karşı tarafa kolay bir şekilde anlatabilmektir. Yoksa bu meselenin başka bir takım meselelere bina edilebileceğini açıklamak veya bunun üzerinden bir hareket, bunu düşünerek yapmış olduğu bir hareket söz konusu değildi. Ancak sonraki dönem fakirlerin biz fıkıh yapmalarına veya fıkıh işleyiş tarzlarına baktığımız zaman
İmam Merginani'nin bu hidayi eseri üzerine bir takım gerekçeler, bir takım neler koyuyorlardır? Hükümler bina ediyorlar. İşte bu şekildeki hükümleri bina ettiğiniz an, günümüzdeki birçok akademisyenin olduğu gibi, bunların üzerine hüküm bina etmeye geldiğimiz an fıkıh burada sıkıntıya giriyordur arkadaşlar. Örneğin icareyi siz tutar da icaredeki semenin meçhuliyetini tamamen niza gerekçesiyle açıklarsanız, nizanın olmamış olduğu her türlü meçhuliyete caizdir demeniz gerekir. Onun için TOKİ gibi işleme veya işte sahil şey gibi işlemlere ne derler? Fetva verirler. Niçin? Enflasyon, efe tüfe vardır. Efe tüfeyi devlet belirliyordur. Devlet belirlediğinden dolayı niza söz konusu olmaz. Bakın mebi ve semende veya ücretteki meçhuliyeti nasıl aşabiliyorsunuz? Merginani'nin illetini direkt niza diye alırsanız, sadece ve sadece niza diye alırsanız, nizanın olmadığı yerlerde alışverişin caiz olabileceğini kural olarak alırsınız bugünkülerin yaptığı gibi. Sonrasında bunun olmadığı her yerde caizdir neticesine ulaşırsınız. Bundan dolayı Merginani'nin illet eseri, illet fıkıhı yönüyle arkadaşlar bizim açımızdan, yani özellikle illette asıl olan Hanefiler açısından mağlul olması yönü düşünüldüğü zaman da bu cihetten katkı sağlasa da eser, sadece kusur olarak bunu söyleyelim, sonraki dönemler, İmam Merginani'nin hatası değil, sonraki dönem fıkıh uygulamalarında veya fıkıh faaliyetlerinde bu yönü bir takım hatalara, bir takım şeylere sebep oluyordur. Şimdi İmam Merginani'den bahsettik. Tekrar diyorum, Hicri 6. asırdan sonra mezhebin temel eseri, neredeyse zahir rivayelerin veya sair eserlerin araştırılması bu eserden dolayı arkadaşlar durdurulmuştur. Çünkü bu var. Hidaye var. Halbuki İmam Merginani'nin hidayesine baktığımız zaman büyük olasılık elinde zahir rivaye yoktur. Çünkü zahir rivaye demiş olduğu yerleri, kanaatimi söylüyorum, büyük olasılık İmam Seraksi'nin Mebsud'undan alıyordur. Mebsud öyle bir nam yapmıştır ki artık Hakim Şehid'in şerhi olma hususunda ve zahir rivayelerin nakletimi hususunda Mebsud'da geçen ifadeler birebir zahir rivaye itikadı artık fakihlerde karşımıza çıkıyordur. Ve Merginani de bunlardan biridir. Mebsud'un Kitab-ı Lasu şu an elimizde olduğu için bakabiliyoruz, mukayese yapabiliyoruz. Mebsud'un zahir rivaye dediği yerlere İmam Merginani zahir rivaye diye birebir alıyor. Ancak biz zahir rivayeye baktığımız zaman birebir tezat. Başı mesletme meselesine buna bakabilirsiniz. Bunun gibi bazı meselelerde Mebsud kaynaklı, Mebsud'un zahir rivaye diye ilan etmiş olduğu yerlerde Merginani'nin zahir rivayeyi kaçırdığını görüyoruz. Halbuki hocası Hüseyin el-Bendenici'nin talebesi, hocası Alaaddin Semerkandi için dün ne demiştik arkadaşlar? Zahir rivayeyi ciddi bir şekilde tespit edebiliyordur. Yani hoca silsilesi olmasına rağmen de hocalar arasında fakirler arasında karşımıza farklılık çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, İmam Merginani'nin dönemini bu şekilde açtıktan sonra, Hicri 593'te İmam Merginani vefat ettikten sonra dün de demiştik ne dönemi başladı? Artık metin şerh dönemi başlamıştı. Metinler neydi? Temyiz, tercih ashabı fakihlerin daha öncedenki kadim mütekaddimün kaynaklarda veya ellerinde varsa zahir rivayelerdeki olan fetvaları ve aradaki 5-6 asırlık fakihlerin varsa, müftabih olan görüşleri varsa bunları derleyip yazmış oldukları ve içinde herhangi bir delil olmaksızın yazılan kitaplar ne deniliyordur? Metin kitaplar. Metin kitapla Mebsud kitabın farkı arkadaşlar nedir? Mebsud'da delil olur, metin kitaptaysa ne olmaz? Delil olmaz. Sadece müftabih olan görüş veya muhtar olan görüş yazılır, tercih edilen görüş yazılır. Bunun dışında başka bir şeyden bahsedilmez veya imamların kavillerinden bahsedilir. Metinin genel geleneği budur. Onun için Hicri 7. asırdan sonra gelen fakihler de bu şekilde hem kendilerinden önceki 6 asırlık, 4 asırlık Hanefi fakihlerinin görüşlerini hem de imamlarının görüşlerini, müftabih olan görüşlerini süzüp kendi metinlerinde ne yapmaya başladılar? Toplamaya başladılar. Mütün-ü Erba demiş olduğumuz 4 metin kitabı arkadaşlar bu dönemden sonra aynı şekilde Hidaye Kuduri ile beraber Hanefi mezhebinin neyin oluşturuyordur? Temel merkezini oluşturuyordur. Ve temel taşı, fıkhın temel taşı burasıdır. Bütün fıkı buradan yayılıyordur. Günümüzdeki mültekalar, damatlar, şurumbülenler, onlar bunlar, bunların hepsi nereden kaynaklanıyor? Bu metin kitaplar veya metin kitapları üzerine yapılan şerhlerden hareket ediyorlardı. Şimdi arkadaşlar,
Dediğimiz gibi 4 metin kitabından bahsedilir Hanefi kaynaklarında. Bunlara ne denilir? Istilah olarak mütünü erba denilir. Birincisi nedir bunların? Kens, muhtar, vikaye ve mecmul bahreyn. Dünkü dersimizde de bunlardan bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de arkadaşlar Hicri 7. asırdan sonra bu şekilde mezhebin temelini otaran bu eserlerin kendileri, müellifleri ve bunların üzerine yazılan şerhler ki elimizde arkadaşlar şu an bir araştırma yapacağımız zaman zaten en çok eserler bunlardır. Bunlar ve sonrasında 4 metinden sonraki yazılan 2 tane daha metin kitaptan bahsedeceğiz ve sonrasında dersimizi bitireceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar metin kitaplar artık bunların kaynağı olarak ne diyebiliriz? Zahir rivaye, nadir rivaye, muhtar kitaplar, muhtasar kitaplar, kudüri, hidaye. Bu eserleri metin sahipleri ne yaptı? Derlediler ve delil veya bir gerekçe, izah bu şekilde herhangi bir şeyi gelmiş söylemeden, bir ayrıntıya girmeden mezhebin asıl olan görüşünü izah etmeye çalıştılar. İlk yazılan nedir arkadaşlar? Vikayedir. Sonrasında ikinci yazılan hangisidir arkadaşlar? Muhtardır. Sonrasında yazılan Mecmu'l Bahreyn. Sonrasında en son iki de Kenz'dir. Tamam. Tamamdır. Evet, ilk vikayeden başlayacak olursak arkadaşlar ne dedik? Buradaki müellifler neyi yaptı? Kendilerinden önceki mezhebin alimlerinin, fakirlerinin görüşlerini özetleyip eserlerine şey yaptılar. Ama bununla beraber arkadaşlar bu eserlere baktığımız zaman neredeyse tamamının bir hareket ettiği temel bir kitap var. Yani onun meşrebini, onun usulünü, onun tarzını aldığı temel bir kitap var. Onun için bu yönüyle vikayenin şeyi zaten nedir? Temel kitabı Merginani'nin Hidayesi'dir. Zira Burhanü'ş-Şeria kitap hakkında farklı farklı kanaatler vardır. Baba, oğul, torun hangisine dair? Tercih edilen Burhanü'ş-Şeria 673'tür. Tamam mı? Farklı farklı kanaatler var ama bunu da bilirim. Burhanü'ş-Şeria torunu fıkıhla uğraşacağı zaman da torunun fıkıhla uğraşsın diye ne yapıyordur arkadaşlar? Hidayenin fetvalarını, Hidayenin eserlerini ihtisar ediyordur ve Vikaye isimli eseri derliyordur. Dedeyi görüyorsunuz. Aynı ne gibi? Molla Cami'nin biliyorsunuz şeyde illeti gaye gibi meselesinde o da yine aynı şekilde ne yapıyor? Fıkıh öğrensin diye şey yapıyordu. Şimdi Burhanü'ş-Şeria'nın gayesi de arkadaşlar mukaddimesine geçti üzerine torunun fıkıh öğrensin diye fıkıh Hanefi mezhebinde 14 dönemde en meşhur Maverani'de en meşhur eser hangisi? Hidaye. Hidayeyi iktisar ediyordur. Eserin adı Vikaye'dir. Vikaye arkadaşlar birebir Hidayenin özetidir. Birebir illetleri, birebir şeyleri alıyordur. Vikaye üzerine arkadaşlar özellikle kimin çalışması vardır? Leknevi'nin bir umdetür riyaya ve de siaye diye na tamam olan, tamamlayamamış olduğu ne vardır? Bir çalışması vardır. Leknevi 1304 müydü, 5 miydi? 1304. Hindistanlı alim biliyorsunuz. Yani Leknevi bize yaklaşık 150 yıl önce vefat etmiş olan bir zat. 38 sene yaşayabiliyor ve bu dönemde çok ciddi eserler veriyor. 1304. Tamam. Evet. Umdetür Riyaye dedik. Siyahi arkadaşlar şu yönüyle çok güzel bu iki eserde. Arkadaşlar hem mezhep içi hilaflar, hem mezhebinde itirazlar, gerekçeler, hadisten deliller, osu busu cihetiyle şu siyahi çok güzel. Diğer mezheplere de denilir, delillere de gider çünkü Leknevi kendisi o dönemde Hindistan'da hadis ilmi çok şey olduğundan dolayı Hindistan, Pakistan'da hadis ilminde mahirdir. O yönüyle bize ciddi bilgi veriyordur. Onun dışında arkadaşlar bir de bu Vikaye'ye torun olan Sadrü'ş-Şeria'da ne yazıyor? Nukaye'yi yazıyor. Tamam. Nukaye'de şerh olarak ne var? Ali'l-Kari'nin
Alülkarnî'nin Fethül Bâbül İnayesi vardır. Fethül Bâbül İnaye. Şimdi arkadaşlar Alülkarnî'nin bu Fethül Bâbül İnaye şu yönüyle güzeldir metin kitapları arasında. Alülkarnî kendisi hadisçi olduğundan dolayı eseri içerisinde, yani metin kitap içerisinde, 3 ciltlik metin içerisinde, yukarıda metinde nukaya vardır. Ama metinin içerisinde, kendi eserinin içerisinde Alülkarnî hadisçi olduğundan dolayı devamlı sair mezheplerle Hanefi mezhebi arasındaki hadis tartışmalarına veya delil tartışmalarına değinir. Metin kitaplarının içerisinde tek eser budur ve rivayet etmiş olduğu hadislerin çoğu da arkadaşlar Kütüb-i Sitte veya Tis'a'dandır çoğunlukla. Veya tahaviden alır, oradan alır, buradan alır. Onun için de yani eğer bir talebeye metin kitap okutup, metin kitap bilgisi olduktan sonra ya bu talebeye delilli fıkıh okutalım, yani fıkhul hadis de bilgisi verelim şeklinde bir gayemiz varsa okutacağımız kitap hangisidir? Alülkarnî'nin Fethül Bâbül İnaye isimli eseri bizim için güzel bir kaynaktır. Bunu unutmayın. Dediğimiz gibi eserin güzel yanı, eseri bizim için şey yapan nedir? Bu iki yönüdür. Hadisçi olması yönüyle şey olması yönüdür. Şimdi bazı metinlerde arkadaşlar hakikaten metin kitaplar şerh olarak çok yüzü gülmüyordur. Ama vikayenin bu yönüyle vikaye gerçekten şerhleri güzeldir. Anlatım tarzı veya işte Umdet-i Riyayesi olsun, Siyayesi olsun, sonradan Nukayesi olsun, Nukaye üzerine yazılan Alülkarnî'si olsun. Tabiri caizse bir metinin ihtiyaç duymuş olduğu her türlü şey ne yapıyor? İçinde barındırıyor. Bunun için eserin şeyi, şerhleri de güzeldir. Ha? Bunlar evet. Leknevi'ninki bu Umdet-i Riyayesi Siyayi öyle ama bu Alülkarnî'ninki Vikayeni değil, Nukayen'in şerhi. Nukayen'in. Sadr-ı Şerif, torununki evet. Torunda kaçtaydı? 747. Nerede yazık Sadr-ı Şeria'ya? 747. Bu hicri yılları ezberlemeye çalışalım arkadaşlar. Yani dönem dönem unutsanız da illa insan unutuyor. Bunları ezberlemeye çalışalım. Evet. Ne? Alülkarnî evet. Meşhur biliyorsunuz Alülkarnî'nin bir de ne eseri var bizim için? Resaili vardır. Şu an çıkmıştır 6-7 ciltlik. Arkadaşlar bir de son dönem alimlerin eğer imkanınız varsa Resail kitaplarını almaya çalışın. Molla Alülkarnî'nin 7-8 ciltlik Resail kitabı vardır. Yine İbn Kemal Paşazade'nin Resail kitapları vardır. Yani o dönemde daha makale yazıları başlamadığı için nedir asıl kitap? Makale makale. İbn Abidin Resail İbn Abidin gibi o dönemde yaygın olduğu için bir konuyu alıp ne yapıyordur? Ona dair bilgileri, ona dair şeyleri paylaşıyordur. Bu alimler o dönemde son dönemdeki tartışmalara, mesela düşünün bir Leknevi kağıt paralara para deyip diyemeyeceğimizin eserini yazmıştır. Güzel bir şeydir bizim için. Veya Ali İbn Abidin aynı şekilde nakit paralar hakkında ufak kısa bir risale yazmıştır. Yine usul iftah hakkında yazmıştır. Yani bu şekilde o resaillerden bizim işimize yarayan arkadaşlar bir konu karşımıza mutlaka çıkar. Ona da bakın bir de Menasik Alülkarnî demiş olduğumuz İrşad-ı Sair üzerine şerhi vardır. Hac bahsini okutacağınız zaman elinizdeki temel kitap olması gerekir. Menasik Alülkarnî çok güzel bir kitaptır. Tamam. Evet. Bunun dışında arkadaşlar bundan sonrasında nedir? Muhtar. Muhtar arkadaşlar kimindi? İmam Mevsili'nin 683'te kendisi. Arkadaşlar kendisi Küfe ekolünü temsil ediyordur. Küfe'de kadılık yapmıştır. Önce İmam Mevsili Muhtar isimli eseri yazar. Ve Muhtar isimli eserde de arkadaşlar büyük oranda kendisi gibi Küfe'li olan arkadaşlar Kuduri'nin tarzını benimser. Kuduri'nin ifadeleri Kuduri'nin anlayış tarzı üzerinden gider. Ve metin kitapta sadece ve sadece arkadaşlar İmam-ı Azam'ın görüşü vardır. Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşlerini alır. Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşleri dışında Sahibeyn veya İmam Şafi veya İmam Züfer Hazretleri'nin görüşleri zikredilmez. Sadece onlara neyle bahseder? Remzlerle bahseder. İmam Muhammed için Mim, Ebu Yusuf için Sin, İmam Züfer için Z, İmam Şafi için de Şey miydi? Şeydi. Onları remzeder. Ha? Ha, F. Doğru, F'dir.
şey değildir. Çünkü şeyde bir ilginçlik var diyorum. Evet. Simmi Ebu Yusuf İmam Muhammed, Züfer İmam Muhammed. Şimdi metin kitapta bu şekilde bir kapalılık olunca arkadaşlar ne oluyordur? İmam Mevsili'den akranları veya işte etrafındakiler yeni bir eser yazmasını istiyor. Onun için o da gidiyor ne yazıyor muhtar üzerine bu sefer? İhtiyarı yazıyor. Bakın tekrar diyorum muhtar Mevsili'nin yazılan üzerine yazılan şerhi ihtiyar ise arkadaşlar neden esinleniyor? O da bu sefer hidayeden alıyor. Şimdi geçen dersimizdeki bizim özetimiz neydi? Hicri 6. asırdan sonra hidaye her yerde. Değil mi? Gerekçemiz buydu. Şimdi bakın ilk metin kitabımız Vikaye. Vikayenin temeli ne? Hidayenin özeti. İkinci metin kitabımız ne? Muhtar. Muhtarın metni Kuduri. Şerhi ise yine hidaye. Şimdi bakın 2'de 2. Metin kitaplarımızda hidayenin yine ağırlığını o ya da bu şekilde temel olmasını görüyoruz. Ya şimdi şunu tabii ki diyemeyiz arkadaşlar. Bu kitap bunun özeti diyemeyiz. Ama kitabın illetlerine baktığınız zaman İmam Mevsili'nin eserinde illeti aynı hidaye gibi alıyor ama üzerine 3 cümle ekliyor. Aynı şey zaten tamam fark etmez. Hidayede Kuduri ile Cami-i Sakir'in şerhi ancak hidayenin illetlerini görüyoruz biz ihtiyarda. Aynı illet. Liyennehü'yü dediği zaman çünkü ihtiyar da bu sefer sahibeynin fetvasıyla İmam Şafii'ye cevap vermeye başlıyor. Orada cevaplarda hidayenin şeylerini görüyoruz. Bunun şerhi de arkadaşlar Kasım İbni Kutluba ile Çevizade'nin 2 tane şerhi var. Bu da çok da şey değil. Evet. Kasım İbni Kutluba ve Çevizade. Tamam. Birinin şey Kasım İbni Kutluba'nın ki Et-Tarif ve İhbar fi halli hadisi muhtar olması lazım. Öbürünün ki El-İthar li hillil muhtar isimli eser Çevizade'nin ki. Evet. Tamam. Çevizade'nin ki El-İthar li hillil muhtar. Kasım İbni Kutluba'nın ki Et-Tarif ve İhbar. Vefat 879 Kasım İbni Kutluba, 800'de Çevizade. Dur yazayım. Evet. Ha şurada yazdıydım. 1014. 1014 evet. Şimdi. Sonrasında arkadaşlar diğer metin kitabımız nedir? İbn-i Saati'nin Mecmul Bahreyn'i. Arkadaşlar İbn-i Saati bizim için niçin önemlidir? İbn-i Saati arkadaşlar ismi almasın kendisi de yine Küfe'den. Bu ismi almasının sebebi babası saatçi veya işte babasının medreseye büyük bir saat almasından dolayı saatçinin oğlu ismini alıyor. İbn-i Saati'nin büyüğünü tabii ki saatçi olması bizim için önemli değil. Asıl önemli olduğu yön neresi bizim için? Arkadaşlar yazmış olduğu Bediye isimli usul eseri Memzuç'tan öte tahririn kaynağıdır. Tahrir kimindi? Tahrir İbn-i Humam'ın yazmış olduğu Memzuç usuldeki eserin kaynağı Bediye'dir. İbn-i Humam 861, İbn-i Saati daha kaç? 694'teyiz daha. Bakın, Memzuç usulde ilk eseri yazıyor. Şimdi burada bir de arkadaşlar, usulü fıkıhta biliyorsunuz, Memzuç usul ile fukaha veya mütekellim ekolü ayrımı söz konusudur. Yani bizim fıkıh, usulü fıkıh derslerini alıyorken ki temel ayrımımız nedir? Biz Hanefiler fukaha, Şafiler mütekellimin. Şimdi mütekellimin demiş olduğumuz bu Şafileri aslında onları mütekellimin yapan temel faktör nedir arkadaşlar? Onlar geçen derslerde hatırlarsanız biz demiştik. İmam Şafii kendisi hadislerin lafzıyla veya hadislerden veya ayetlerden anlaşılan lafızlarla beraber hüküm çıkarmayı kendi mezhebinin temel hareket noktası haline getirip o dönemde Şafii ve Hanbeli, Hanefi ve Malikilere karşı ki onlar o dönemde sünnetül maziye veya sünnetül maziye yerine neyi kullanıyorlardı? Ameli ehli Medine'yi kullanıyorlardı. İmam Şafii neydi belirsiz amel telakkileriyle
meşhur hadisi bile reddediyorsunuz. Ben bunu yıkıyorum. Bunun yerine hadisin lafzından bizatihi haberi vahid de olsa hadisin merkeze konulmuş olduğu bir tabiri caizse bir sistem, bir metodoloji, bir usul fıkıh geliştiriyorum diyordu. İmam Şafii'nin geliştirmiş olduğu bu fıkıh metodolojisinde veya usulünde arkadaşlar merkezde ne vardı? Kur'an da olsa, hadis de olsa lafız vardı. Ben lafza bakarım, lafız yok ise ben başka şeyle uğraşmam diyordu. Onun için hatırlarsanız İmam Şafii'nin risalesinin başında kendisinin özellikle Kureyşi olduğundan dolayı ve Kur'an-ı Kerim'in de Kureyşi lisan üzerine indirildiğinden dolayı İmam Şafii aslında etek altından oba gösteriyordur. Yani ben Kureyşiyim, ben Arapçayı en iyi bilenim, tutup Küfe'deki bana Arap lisanından ahkam kesmesin. Veya tutup Acem dillerinden, Acemlerden gelenler tutup bize ne yapmasın? Bu şekilde bir sultadan bahsetmesinler. Zira bu piyasa tabiri caizse bizim işimiz. İmam Şafii'nin Risale'de aslında kurgulamış olduğu temel şey, çünkü öbür türlü yıkamaz arkadaşlar. Öbür türlü ne Medine'de İmam Malik'e bir şey yapabilir, ne de Ebu Hanife'nin sistematik mezhebine bir şey yapabilir. Hiçbir şey yapamaz. Bundan dolayı ikisi de zaten vefat etmiş. İkisi de ahirete irtihal etmişler. Ahirete irtihal eden bu iki mezhep müçtehidinin yerleştirmiş olduğu bu sistem için ve bunu yıkabilecek tek bir şey var. Bu amel boşluğu ve amel boşluğu yerine lafızla beraber yeni bir usulü fıkıh kurgulanması. Hasıl İmam Şafii bu şekilde usulü fıkıh kurgular. Ve lafız üzerinden has nedir, âm nedir, müşterek nedir, müevvel nedir, hakikat, mecaz, sarih, kinaye nedir, harfi cerlerin manası nedir, atıflar nedir? Bak bunlar niye arkadaşlar şeye giriyordur usule? Lafız üzerinden giriyordur. Bakın hep lafzı tartışıyoruz biz. Halbuki Ebu Hanife hadis gelse de eğer bir amel var ise ameli ne yapıyordu? Reddediyor. Onun için arkadaşlar Şafiilerin bu şekilde kurgulamış olduğu bir usulü fıkıh zemininde esasen Hanefilerin uğraşı biraz boştur. Yani sonradan reaksiyonel olarak ya siz madem bir usulü fıkıh mı kurdunuz biz de kurarız, biz o usulde geri olamayız diye mezhep müçtehitlerimizin faaliyeti değil de sonraki fakihlerimizin faaliyetidir Hanefilerin usulü fıkıh. Cessas'ta çünkü ilk toplanıyordur usulü fıkıh eserimiz. Hicri 370. O döneme kadar usulü fıkıhımız yok muydu? Vardı. Ebu Hanife'nin belli bir ahkama giderken ki deliller arasında bir hiyerarşisi, bir yaklaşımı mutlaka vardı ama onlar gibi değildi. Zira İmam Şafii hadisin lafzıyla uğraşıyorken Ebu Hanife bir ameli gördüyse, bir sahabiden kavli sahabe gördüyse fakir bitirecekti işi. Veya Nakai gibi, Alkame gibi tabiinden olup fakir olan bir zattan bir rivayet gördüğü zaman, bir uygulama gördüğü zaman meseleyi bitirecekti Ebu Hanife. İmam Malik de aynını yapıyordu. Ama İmam Şafii neyle uğraştı? Lafız ile uğraştı. Onun için İmam Şafii'nin bu kendisinin bina etmiş olduğu bu yeni sistemde Hanefileri veya Ebu Hanife'yi bu sisteme hapsetmek arkadaşlar Ebu Hanife açısından haksızlık olmuş olur. Zira Ebu Hanife söz gelimi kanın abdesti bozması hususunda veya ribanın illetleri hususunda oraya nasıl gittiğine dair taslamam elimizde bir done yok, bir bilgi yok. Sırf bunu Cessas'ın anlamış olduğu şekliyle ki usulü fıkıh kitaplarımızdaki o devamlı bizim gitgellerimiz bununla alakalıdır. Cessas'ın anlamış olduğu şekliyle biz eğer değerlendirecek olursak Ebu Hanife'yi Cessas'ın kabına sığdırmış oluruz. Cessas Ebu Hanife'yi taslamam anlayabilecek bir adam olacak olsaydı ikinci Ebu Hanife olurdu. Öyle değil mi? Mezhebin ikinci kurucusu adam olurdu. Bundan dolayı kendi usulü fıkıh eserlerimizi, usul çalışmalarımızı, özellikle fukaha metodu olarak bizim usul eserlerimizi böyle değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Onun için tutup da usulü fıkıh kitaplarında görmüş olduğumuz bir meseleden kafamıza göre hüküm çıkarmayız. Has meddülünü katan ifade eder, bu da o zaman farzdır. Tekrar ihtimal yoktur şeklinde. Kendimizce bir ayetten bir lafzı cımbızla yakalayıp ondan hüküme ne yapamayız biz? Gidemeyiz. Evet, Şafiiler için belki belli bir istatik olarak yükseklik olabilir. Yani usulü fıkıh eserlerinde görmüş oldukları meselenin %90'ını yapacak olurlarsa ıskalamazlar. Ama ne Malikiler ne Hanefiler yapamaz bu iş. Çünkü elimizdeki kaynak, elimizdeki usulü fıkıh Ebu Hanifelerin değil. Hasılı neyse meselemize dönecek olursak ne diyorduk? Mütekellimin onlara lafız merkezli, lafız üzerinden ahkam vermeleri ve devamlı lafız tartışmaları, lafzın tanımları, lafzın durumları şeklindeki yorumları kullanmalarından dolayı mütekellimin
Ve aynı zamanda ne diyordunuz? Biz kuraldan furuğa gitme onların metodu. Biz ise neydik arkadaşlar? Fukaha. Fukaha nedir? Lafızla uğraşmaz. Bizim hiç lafızla uğraştığımızı gördünüz mü Kitab-ı Rasul'da? El-Hucce'de gördünüz mü? Yok. Uğraşmıyorlar. Uğraşmaz. Neyle uğraşır? Kavli sahabe var mı? Amel var mı? Yerleşmiş olan bir ilmi gelenek var mı? Bunu yakalar, bunu aldığı zaman tamam artık. Onun bütün usulü fıkıh budur. Onun için usulü fıkıh kitaplarımızdaki Hanefi mezhebinin sünnet bölümlerini arkadaşlar iyi okumak lazım. Ve açık söyleyeyim, o da bizim sünnet anlayışımızı birebir zaten temsil etmiyordur. Bakmayın bizim medreselerimize usulü hadis dersine okuduğumuzu. Bizim Ebu Hanife'nin usul anlayışını tas tamam arkadaşlar. Yok, nukabül efkarlar, onlar bunlar. Ne olmaz arkadaşlar? Yeterli olmaz. Bizim usul bilgimizi, usul şeyimizi birebir yansıtacak bir eser yanımızda veya Hanefiler adına söz konusu değildir. Çünkü niye? İmamın ne şekilde yaptığına dair o dönemde böyle bir ıstılah yoktu. İmam veya Ebu Hanife Hazretleri veya İmam Muhammed veya İmam Ebu Yusuf bir rivayeti, bir kavli sahabeyi, fakih sahabenin görüşünü, tabiinin görüşünü gördükleri zaman direkt alıyorlardı. Onun için sonradan biçilmiş, sonradan kurulmuş olan bir usulü fıkıh ilmine böyle bir Ebu Hanife'yi hapsetmek veya belirlemek arkadaşlar haksızlık olacaktır. Bir Ebu Hanife olaydı belki bu meseleye nasıl değinirdi, onu bir değerlendirmek lazım. Onun yaklaşımı ne olurdu? Sonradan kurulan ve sonradan sistematik hale gelen bir ilim geleneğine Ebu Hanife'yi sıkıştırmak, Ebu Hanife'ye burada bir takım yerler aramak, zemin aramak bizim asıl problemimiz budur usulü hadiste. Çünkü usulü hadiste bakın arkadaşlar haberle kıyas çeliştiği zaman kıyas mı alır, haberi rivayet mi alır, hangi şartla alır, hangi şartlarda alınmaz, Pezdevi döneminden beri ihtilaf edilip durulur ve bir Allah'ın kulu da bu işi halledememiştir. Niye? Çünkü Ebu Hanife'den gelen bize birebir hadisle kavli sahabe veya amel şeyine dair tas tamam bir bilgi yok. Hangisinin tercih edileceği bir hiyerarşi bilgisi tas tamam yok. Ufak tefek Kitab-ı Rasul'da veya El-Hucce'de bir bilgilerimiz oluyor ama tam bir bilgimiz yok. Çünkü imam bunu kendisi yazmadı. Şafii de Risale'de yazdı. Neyse bu şekilde fukaha metodu da bizde. Sonrasında arkadaşlar fukaha metodu ile mütekellimin metodunu birleştiren temel faktör nedir? Memzuc'da, Memzuc'a gitmemizin sebebini bilelim. Memzuc'a gidilmesinin sebebi arkadaşlar Hasan Sabbah'tır. Hasan Sabbah biliyorsunuz Şii, Batınilerin şeyi. Kendisi Fatımilerle beraber o dönemde Gazali'nin belasıdır adamlar. İmam Gazali biliyorsunuz ilmi geleneğinde, ilim yolculuğunda devam nedir? İnzivaya çekilir. Gazali'ye bir bakıyorlar 5 yıl yok. Daha çıkmış. Niye? Sabbah'ın adamları öldürecekler. Yani düşün yani Selçuklu'nun vezirini bile adamlar suikaste getiriyorlar. Gazali de o dönemde arkadaşlar devamlı ne yapıyor bu? Hasan Sabbah'ın müritleriyle onlarıyla bunları tehdit alıyor. Hasılı. Yani Hasan Sabbah o dönemde ilmi geleneği ciddi etkileyen bir adam. İlim de para gibi arkadaşlar hakikaten. Para biliyorsunuz nasıl güven olduğu yere gidiyorsa. Mesela bugün dünyada niye New York borsası, Londra borsası veya Pekin borsası en meşhur? Bu sektörler kendilerini, bu yerler kendilerini ispatlamış olan yerler. Niye bir mesela Gana borsasına kimse para yatırmıyor? Niye bir Sahir, Gine, Burkina Faso'ya oraya buraya kimse gitmiyor? Çünkü niye? Türkiye'de dahil niye gelmiyorlar? Daha bir istikrar yok. İşte aynı şekilde alim de ilim de böyle arkadaşlar. İlim ehli ne yapıyor bu sefer? Bulunduğu yerlerden göç etmeye başlıyor. Mesela Moğollardan dolayı bütün Orta Asya'daki alimler Selçuklu'ya sığınıyordur. Veda Kâsani bundan dolayı geldiği söyleniyordur. Neyse. Nizam-ı Mülk döneminde arkadaşlar yani Hicri 450. yıllarda Hasan Sabbah ve adamları Şiilik propagandasını yaydığından dolayı Mısır, Irak bu eski hem Hanefi hem Şafii merkezlerinin olmuş olduğu yerde bu sefer Batınilikle Fatımilerin görüşleri yayılmaya başlıyor. Onun için Selçuklu döneminde Nizam-ı Mülk, Sultan Alparslan döneminde de vezirlik yapmış olması lazım. Nizam-ı Mülk meşhur, Nizam-ı Mülk medreselerini, Nizamiye medreselerini kuruyordur. Ve ondan sonra neyini alıyordur? Nizamiye medreselerinde arkadaşlar meşhur şafirlerin taberi bu medreseden çıkar. Bu şekilde birçok fakih çıkar. Hatta İmam Gazali bu medresede ders verir.
Bizim için önemli olan tarafı şudur. O döneme kadar arkadaşlar hani ilk derslerde anlatmıştık. Şafii Hanefi tanımıyor. Hanefi Şafii tanımıyor iken Nizami'nin medreselerinde arkadaşlar ikisi artık yan odada ders görmeye başlamıştır. Çünkü niye? Kapıdan çıktığı an ne tehlikesi var? Hasan Sabbah'ın adamları risk. Nerede Nizamiye medreseleri? Selçuklu'nun veya sair devletlerin en güçlü olmuş olduğu yerlerde. Irak'ta, Mısır'da, orada, burada. Buralarda bu medreselerin faaliyete girmesi arkadaşlar ne yapıyor? Bütün ilim ehlinin güven yerleri olduğundan dolayı buralara çekilmesine sebep oluyor. Bütün muteber alimler bu dönemde buralarda ders vermeye başlıyor. Ve şurası asıl bizim için ilginçtir. Aynı medresede Şafii ile Hanefi ders vermeye başlıyor. O zaman ya siz Şafiler bizden çok farklı değil misiniz ha demeye başlıyorlar. Ya siz Hanefiler de farklı değilmişsiniz. Bu başlanıyor. Ve sonrasında artık Hanefilerle Şafilerin ekolleri artık arkadaşlar 6. 7. asırdan sonra hepten ne oluyor? Birleşmeye başlıyor. Mütekellim fukaha mütekellim olmaya başlıyor. Onun için ne oluyor? Karafi işte Şatibi'nin muvaffakatı, İbn-i Sa'd'in Bediye isimli usul eseri artık ne olmaya başlıyor? Memzuç usul olarak yazılmaya başlıyor. Ve burada artık Gazali'nin ve tabii Razi'nin de katkısıyla felsefede artık hafif hafif girmeye başlıyor. Ama burada özellikle Bediye eserinin arkadaşlar mütekellimin de katılıyor. Yani ne oluyordur? Artık lafzi tahliller, lafzı tanışmalar, lafzi yorumlar hepten yoğunlaşıyordur. Onun için Bediye'nin bizim için önemli olan tarafı dediğimiz gibi memzuç usulde olan ilk eserlerden olup tahriri de şey yapmasıdır. Ve memzuçla alakalı bu şeyi de unutmayın arkadaşlar. Önemlidir çünkü. Evet. Bediye'nin üzerine arkadaşlar şerh olarak Mecmul Bahreyn eserin zaten kendi adı. İbn-i Melek ile Bedrettin Ayni'nin şerhi vardır. Mecmul Bahreyn üzerine. Tamam. Bedrettin Ayni zaten 855. Bedrettin Ayni'ydi arkadaşlar. Bütün metinlere neredeyse şey yazmış. Bir tane ihtiyara yazmıyor sadece. İbn-i Bilek 797. Hayır, yok. Bedrettin Ayni bu bizim şeydeki Antepli olan, bizden olan. Şeyh Bedrettin daha şöyle söyleyeyim, dönem olarak daha önce 823'te vefat ediyor. O Edirne şey taraflarında. Buysa Mısır, Antep, Anadolu taraflarında. Bu Bedrettin Ayni bizim dünkü Hidaye'nin şerhi, Bukhari şarihi. Ondan sonra metin kitaplarının hepsine şerh yazan, dünkü Hidaye'nin şeyinde söylemiştik ya şerhi o. İbn-i Melek normal... Nasıl? Ha, neyi? İbn-i Melek için tam bir şey yapmadım arkadaşlar. Ona daha şeyim yok. Ha? Usulce evet. Evet. Sonrasında arkadaşlar... Ha? Mecmul Bahreyn ne dedin? Orası. Aferin. Teşekkür ederim. Mecmul Bahreyn'in de arkadaşlar iki denizin toplanmasından kastedilen neydi? Kuduri ve Manzumetün Nesefi. Nesefi'nin manzumesi. Şuraya yazalım. Şimdi o zaman arkadaşlar buna göre de 3 eser dolmuş oldu mu? Kuduri burada dolmuş oldu. En son eser olarak arkadaşlar nedir? Kenz'dir. Bu da nedir? Ebu Umay'ın En-Nesefi'nin yazmış olduğu eserdir. Burada Kenz... şurada yer lazım olabilir. Nesefi'nin eseri. 710'da kendisi vefat ediyor. Arkadaşlar önce Vafi yazıyor. Ve Vafi yazıyorken de 10 kitap olduğu bahsediliyor. Bunun 10-12 cilt küsur olduğu bahsediliyor. 10 eseri özetler. Cami-i Sagir, Cami-i Kebir, Kuduri, Muhtar bu şekilde bütün metinleri aldığı söyleniyor. Ondan sonra Hidaye falan da var. Bundan sonra Vafi arkadaşlar ne olarak özetliyor? Bizim Kenz olarak özetliyor. Onun için bu yönüyle de Kenz'in içerisinde ne var arkadaşlar? O 10 kitaptan biri Kuduri olduğu için, manzume ile Kuduri olduğu için nedir? Kuduri de yine bunda karşımıza çıkıyordur. Burada
Ebu Muin en-Nesefi bizim için önemli yapan diye. Ha, bir de eserde arkadaşlar Kenz'de aynı ihtiyar gibi remzlerle, işaretlerle, çünkü metin çok kısadır, remz ve işaretlerle hilaflardan, onlardan, bunlardan bahsediyordur. Çok kısadır. Sonrasında arkadaşlar bizim için meşe yapan nedir? Menardır. Tamam. Usuldeki meşhur menardır. Yani son fukaha metodu üzerine yazılan ve Hanefilerin en çok usul fıkıh çalışması olan üzerine eserdir. Yüze yakın çalışma olduğu bahsedilir arkadaşlar buna üzerine. Bunun üzerine kendisi de yine bir eser yazar, şerh yazar müellif. Menar'ın üzerine yine aynı kendisi de eser çalışma yazar. Bizim elimizdeki Nurul Emma nedir? Molla Civan'ın yazmış olduğu işte şerhle birlikte de şey olur. Şimdi arkadaşlar bu şekilde Menar, yani 710'daki Nesefi'nin bu elindeki yazmış olduğu şeyle beraber fukahanın sonlarındandır. Fukaha metoduyla artık şey neye dönüyordur? Hep memzuca dönüyordur. O zaman şuna da diyebiliriz. Bakın İbn-i Saati nerede? Irak'ta. Irak'ta İbn-i Saati daha önce vefat etmesine rağmen memzuç esere dönüyordur. Memzuç esere onun erken vefat etmesine rağmen dönmesini neyle açıklayabiliriz yine? Bu demin, yok bediyle değil, demin demiş olduğumuz, çünkü Irak'ta Nizamülmülk medreselerinden dolayı artık belli bir şey, yani aynı çalışmalara başlıyorlar. Niye? Ya kardeşim seninle biz mücadele ediyorken bak orada İsmail'i, Fatimi'yi geliyor, bak Hasan Sabbah insanları saptırıyor. Onun için birlik olma vakti. Bu dönem burada var ama kendisi Nesefi şey tarafında olduğu için arkadaşlar, Semerkant tarafında olduğu için şey olmuyordu. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar kitaplarla alakalı şey olarak bir ne vardır? Tebyin. Şerhi. Evet, Kenz'in üzerine. Tebyinul Hakaik vardır. Zeylai'nin. Arkadaşlar bu kitabın özelliği şudur. Kitap esasen geçen Hidaye üzerine demiştik. Şerhini anlatmaya odaklanmaz. Hangi kitap gibiydi? Dün hangi dersi, hangi kitaba demiştik? Ha? Hidaye üzerine yazılan? Yok. Hayır. Hidaye üzerine yazılan şerhlerden hangisi böyleydi? İbn-i Humam'dı. Aynı şekilde arkadaşlar tebyin de konuyu anlatmakla uğraşmaz. Mezhep içi hilaflardan, zahir rivayet nakillerinden veya sair mezheplere cevapla uğraşır. Ve bunu veriyorken de yine kaynağı Hidaye'dir. Hidaye'ye birçok yerde yer verir. Hidaye'de bu şekilde geçti. Hidaye'de şöyle oldu. Hidaye'de böyle oldu diye arkadaşlar ne yapar? Sıklıkla oraya şey yapar, başvurur. Tamam. Zeylai'nin dışında arkadaşlar şey üzerine meşhur kimdir? Bahrur Raik. Bu kimindi? İbn-i Nüceym'in. İbn-i Nüceym der ki arkadaşlar, 4 metin kitap içerisinde en iyisine baktım ve bunlar içerisinde en sağlam olanı Kenz'i gördüm. Bundan dolayı şerh ettim. Şerh etmeyecektim, Tebyin'in eseri mükemmeldi ama baktım ki Tebyin kitabı açıklamamış, böyle bir mükemmel bir kitabı açıklamamış, daha çok hilafa girmiş. Ben de bundan dolayı sırf bunun için bunu yazdım der. Bahru Raik İbn-i Nüceym. İbn-i Nüceym arkadaşlar İbn-i Abidin'in tercih etmiş olduğu görüşe göre mezhep içi müçtehidin, mezhep içi içtihadın son şahsıdır. İbn-i Nüceym'den sonra İbn-i Abidin mezhep içi içtihadının bittiğini söyler. Bunu da unutmayalım. Eşbah şerhi de vardır biliyorsun. Şey, Eşbah ve Nazair diye Kavaid-i Külliye eseri de vardır. Özellikle son dönemdeki çalışmaların birçoğunun kaynağıdır Bahru Raik. İbn-i Abidin de fıkhını birçok yerde buna bina eder ve şurası da ilginçtir. Hatırlarsanız dünkü derste demiştim. Sizin yapmış olduğunuz ilmi faaliyeti belirleyen veya doğruluğunu veya yanlışını bir asır sonra, sizden bir kuşak sonra ilim ehli bunu çıkartır. İbn-i Nüceym arkadaşlar eserinde birçok yerde Hidaye ve Fethül Kadir'e dayandırır ve birçok yerinde İbn-i Humam'ın görüşünü, muhalif görüşlerini benimser. Bizim için önemli olan burasıdır. Yani İbn-i Humam muhalif olsa da niçin muhalifsin denilmiyordur, benimseniyordur. Sonrasında 742. Sonrasında arkadaşlar bir de nedir? Nehrul Faik. Bu da kardeş İbn-i Nüceym'di, onun adı neydi? Siraceddin İbn-i Nüceym.
O 1000 kaçtı? 1004 mü? 1005. 1005'te vefat eder. Siracettin İbn Hüceyim'in kitabı Bahru'ray gibi şey değildir arkadaşlar. 4 veya 5 cilde basılır. Ama şöyle söyleyelim. Zahir rivayi ve mezhebi tespit etme hususunda kardeşinden daha kabiliyetli olduğu söyleniyordur. Şey, ünlü olmayan. 742. Öbür de ilayıyor. Dün onun için demiştim ya. Nasburra'ya sahibi ile buradaki tebyin-ül hakaik sahibini karıştırmayın. Onlardan birisi Ebu Muhammed, öbürü başka bir şey. Bir bakayım bulabilecek miyim? Ebul Berekat, Ebu Muin en-Nesefi. İkisi de deniliyor. Ebu Hafs en-Nesefi. Farklı farklı. Aynı adamlar. Buna Ebu Muin de deniliyor. Ebu Berekat da deniliyor. İkisi de vardır bunda. İkisi de vardır. Tamam. Evet. Sonrasında arkadaşlar bununla alakalı. Bir de Bedrettin Ayni'nin Remzül Hakaik isimli eseri vardır. Ve de İbn Abidin Bahrur Raik üzerine arkadaşlar Minhetül Halik diye haşiyesi vardır. Bizim için önemli olan şeyler bunlardır. Evet, sonra arkadaşlar. Şimdi bu dört metin için bizim temel konumuza tekrar dönelim. Bu dört metin için arkadaşlar baktığımız zaman da bakın metin şerh, metin şerh, metin şerh. Şimdi bunları da küçümsemeyelim arkadaşlar. Tebyin 8-9 ciltlik eser. Bahru Raik o şekilde bir eser ve mezhebin son döneminde tek tük adamları. Yani bu adamlar varken başka o dönemde konuşabilecek kimse yok. Bakın çalışmaların merkezinde hep neler var? Metin şerh, metin şerhler var. Şimdi bu şekilde çalışmalara baktığımız zaman metinler merkeze ama tekrar diyorum metinlerin merkezinde ne var? Kuduri ve Hidaye var. Burayı unutmayacağız. Onun için Kuduri ve Hidaye üzerindeki yapılan çalışma esasen bütün mezhebe yapılan çalışmadır. Bundan dolayı tutup da talebeye uzun uzun ciltli, uzun metrajlı kitaplar okutmak yerine arkadaşlar kısa olup Kuduri gibi bütün meselenin, bütün mezhebin kitaplarında geçen eserleri almak nedir? Daha makuldür. Daha doğrudur. Tamam. Akidetün Nesefi sahibi. Tamam. Ebul Berekat bu yani. O zaman silelim. Ebul Berekat. Ben Ebu Muin buna da deniliyor diye bir yerden kalmış aklımda. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlardan sonra bunlar bizim dört mütün erbağımız. Şunu da söyleyelim. Bakın bu şemadan da anlamış olduğumuz şekliyle bu dört metine Kuduri'yi girdirmek veya Kuduri'yi sokmak nedir? Kuduri için bir züldür. Ki mercani gibi zaten muasır alimlerin bazı bunu yapmaya çalışıyordur. Çünkü Kuduri zaten bunların temel metni olmuş. Böyle olmuşken tutup bunlardan biri gibi olmak ona züldür. Onun şeyi mevkisi neresi demiştik? Muhtasarlardır. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu dört metinden sonra bunun dışında bunlar kadar aktif olmasa da özellikle Osmanlı'da çok kullanılan kitaplar var. Bu Osmanlı'da kullanılan kitaplar neler? Bir, yok mülteka değil. Mecelle. Gurer. Yok mecelleye gelmedik daha. Evet. Bir Gurer-ül Ahkam. Müellif kimdi arkadaşlar? Molla Hüsrev. Meşhur arkadaşlar Mirat sahibi. Kendisi bu Gurer-ül Ahkam'la kendisi biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul Kadısı oluyor. İşte ondan sonra Fatih Sultan Mehmet ve başka hocalara iltifat ettiği de farklı kısalar da var. Sonrasında Bursa'ya çekiliyor. Bursa'ya çekildikten sonra hocasını tekrardan gönlünü alıyor ve geri geliyor. Mirat sahibi meşhur. Bu eser arkadaşlar Gurer. Ve bunun üzerine yazmış olduğu Dürer'i, Molla Hüsrev'in, tamam. Bu dönemden sonra, Fatih döneminden sonra, hani Osmanlı'nın temel anayasa kitabı oluyordur. Osmanlı'nın temel kitabı, Osmanlı'nın o dönemde ki işte en büyük kadılarından diyelim, neydir?
Molla Yusef'in bu iki eseri oluyordur. Bu iki eser, Molla Yusef'in bu iki eseri arkadaşlar, ta Mülteka yazılana kadar tek kitaptır. Burası bizim için önemlidir. Kendi şerhi, kendi yazıyordur. Tamam. Sonrasında bunun üzerine İbrahim Halebi, İbrahim Halebi'den sonra Şurum Bülani gibi zatlarda ne yapıyordur? Şerhler yazıyordur. Tamam. Bu 885'te yazıldı. Yazıldıktan sonra diyelim vefat etti Molla Yusef. Yani ifademdeki şeyi, esnekliği şey yapın. Müellif bunu yazdıktan sonra arkadaşlar 970 İbrahim Halebi. Onun eseri piyasaya çıkıncaya kadar temel metin hangisidir? Budur. Sonra bundan sonra arkadaşlar bir de şu yönü vardır. Buradan sonraki metinlerde yani silgi nerede? Şeyle alakalı arkadaşlar, Timur Taşi ile Haskefi'nin çalışmalarına yani Dürer'ine de kaynak oluyordur. Orası da bizim için önemlidir. Yani Timur Taşi ve Haskefi'ye. Timur Taşi arkadaşlar birazdan bahsedeceğiz. Temmirul Ebsar yani şu anki İbn Abidin Reddül Muhtar'ın metninin metni olan Reddül Muhtar neyin haşiyesidir? Dürrül Muhtar'ın. Dürrül Muhtar neyin haşiyesidir? Birazdan yazacağımız şuradaki birazdan yazacağız. Temmirul Ebsar'ındır. Şimdi Molla Yusef'in bu Gurer ve Dürer'i arkadaşlar hem Timur Taşi'nin Temmirul Ebsar'a hem de onun şerhi olan Haskefi'ye tesir ediyordur. Timur Taşi'dir. Bir dakika. Timur Taşi, Taşköprüzade değil. Taşköprüzade mi demiştik önceden? Ben de şüphe ettim de yok ya Timur Taşi olması lazım. Evet. Şimdi. Temmirul Ebsar. Bahsedeceğiz şimdi. Birazdan bahsedeceğiz onunla. Evet. Gureri de bitirdik arkadaşlar. Gureri'den sonra arkadaşlar nedir? Gurer'den sonraki eser arkadaşlar metin. Şuna numara verelim mesela diyelim. Bu Gurer 5 olmuş olsun Osmanlı'da. Bunlar da 6. metin olarak nedir? Osmanlı metninde bizim için medreseler için de en önemli eser ne arkadaşlar? Bizim için önemli eser olan Mülteka'dır. Kim sakız ağacına yatıyor? Mülteka. Bu da kimdi arkadaşlar? Yok, Şam'dan geliyor kendisi. Şam'da doğuyor. Sonrasında Fatih Camii'de dershanlık yapıyor, müezzinlik yapıyor, imamlık yapıyor. Ve Hanefi mezhebinin metin kitaplarından ve hidayeden de bir nebze toparlayıp ne yaptım diye en son Mültekal Ebhur yani deniz gibi olan bu metin kitapların, hidayelerin hepsinin karşılaştığı, derlendiği yer olarak bu eseri yazıyor. Mecelleden alamaz, mecelle son. Mecelle bundan alıyor tabii, çok sonra. Bu o bundan alıyor, yani bu merkez bu sefer. Şimdi arkadaşlar İbrahim Halebi'nin bu kitabı, bu metin kitaplarına, metin kitaplarını aldığından dolayı ve kısa öz görükçü gerekçeli bir şekilde anlattığından dolayı yani fıkıh öğretmekten önce kada ile alakalı bir eser olduğundan dolayı bizim medreseler için en önemli olan kitap Mülteka Osmanlı'da artık Gurer'in ve Dürer'in tahtını sallayıp tek kada kitabı oluyordur. Evet Gurer ve Dürer kadıların yine aynı şekilde elinde ancak kadıların çoğunun kullandığı ve kada için en müsait olan en kısa fıkıh tahliller araştırmalara girmeksizin aç kitabı ver şeklindeki en temel kaynak artık Mülteka alıyordur. Mülteka'nın Osmanlı'daki talebi ve Osmanlı'daki bulmuş olduğu bu değerin temellerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi de nedir? Hem üzerine yapılan şerh olan damat hem de kendisi mecellenin en temel referansı oluyordur. 1870'lerdeki Ahmet Cevdet Paşa, daha öncedenki çalışmalarla birlikte. Bu çalışmalardaki en temel kitap hangisidir? Mülteka
ve şerhi damattır. Bundan dolayı Osmanlı arkadaşlar mültekaya karşı ayrı bir neyi var? Sempatisi vardır. Kadılar uzun yıllar şöyle düşünün. Mecelle çalışmaları 1300 küsürde başladıysa 956'da İbrahim Halebi vefat ediyor. 200-300 yıl arkadaşlar neyle kadıları idare ediyor? Mütekayla idare ediyor. Yani bu çok ciddi bir şeydir. Şimdi peki Efendi Hazretleri'nin mütekaya hassasiyeti niçin olabilir? Bizi ilgilendiren taraf burasıdır. Biliyorsunuz Mahmut Efendi Hazretleri'nin okunacak her yerde mütekaya okunması hassasiyeti vardır. Şimdi arkadaşlar mütekanın demin dediğimiz gibi tercih etmiş olduğu görüşlerde veya müftabih olduğu görüş budur şeklindeki ifadelerinde gerçekten çok yüksek oranda bir tutturma oranı vardır. Zira İbrahim Halebi'nin eserinde neredeyse %100'e varacak olan tefri meselelere baktığımız zaman da neredeyse %100'e varacak olan bir tutturma yani gerçekten müftabih olan görüşü bulma özelliği vardır. Zaten bu yönü onu mecelleye kaynak yapandır. Çünkü bakıyorlar ki 300 yıldır bu kaynak ama halen daha eleştiri almamış, bir tenkit almamış. O zaman hakikaten bu eserde bir şey var şeklinde bir kabul oluşmuş oluyor. Bu yönüyle arkadaşlar mülteka her dönem sizin bir fıkıhçı olmanıza gerek yok. Bir soru mu sordular? Aç kitap mültekaya bak. Cihetiyle son derece önemli bir kitap. Onun için Efendi Hazretleri özellikle sağa sola vazifeye oraya buraya gidecek kişilere hep ısrarla ne okutuyor arkadaşlar? Mütteka okutuyordur. Müttekanın medreselerimizde ve Osmanlı medreselerinde yoğun bir şekilde okutulmasının sebebi temel şeyi bu. Yoksa müttekayı siz temel müfredat okuyan talebeye ders olarak verdiğiniz zaman mütteka kendisi sırf kada kitabı olduğundan dolayı çok fıkıh öğretmez. Çünkü gerekçe yoktur, izah yoktur. Sırf fetvayı verir geçer karşı tarafa. Bu yönüyle mütteka fıkıh öğretmesi zor bir eserdir. Ama tercihleri tutarlı olduğundan dolayı nedir? Son derece itibar olmuş olan bir eserdir. Bunun üzerine arkadaşlar İbrahim Halebi'nin bir de Kaşgari'nin Münyetül Musallisi üzerine yazmış olduğu iki tane şeyi vardır biliyorsunuz. Halebi Kebir, Halebi Sagiri. Yani namaz bahisleri için iptidai medreselerinde çocuklar okuyabilsin diye Kaşgari'nin Münyetül Musallisi. Sadece namaz bahisleri bunların olduğu esere. İbrahim Halebi önce Halebi Kebir'i sonrasında ne yazar? Halebi Sagir'i yazar. Bu iki eser de bu yönüyle İbrahim Halebi'nin önemlidir ve Osmanlı iptidai medreselerinde bunlar okutulur. Bu mülteka üzerine arkadaşlar meşhur bildiğimiz Abdurrahman Şeyhizade'nin damadı vardır. Ama damat şu yönden eleştirir. Siyasi şahıslara yakınlığından dolayı Osmanlı'da itibar aldığı söylenir. Ancak damadın şu yönüne baktığınız zaman gerçekten konuları işleyişi veya konulardaki izah tarzıyla geçen de demiştik hatırlarsanız hidayeden almış olduğu özellikle şeylerle gerçekten güzel bir eserdir. Ancak Şeyhizade'nin bu eseri bu damadı mı yoksa Bakani'nin bu mülteka üzerine Mecral Enhur eseri mi daha iyidir diye soracak olursanız basılmamış olan Mecral Enhur daha iyidir arkadaşlar. Kitap mahdut matbu değildir, mahduttur ama çok güzel bir kitaptır. İmkanınız varsa tedarik etmenizi, Mecral Enhur kitabı tedarik etmenizi tavsiye ederim. Güzel bir eserdir. Sonrasında bir de arkadaşlar Haskefi'nin Durrul Mülteka diye şerhi vardır. Ne oldu? Mecral Enhur Bakani. Bu kitap arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hani Dürrül Müntaka Haskefi'nin, Mecral Enhur Bakani'nin. Bakani orada mezhep içi tartışmalı veya sair kaynaklardan getirmeyi hidaye veya damat gibi sırf hidaye üzerine bina etmiyordur. O yönü güzeldir. Başka kitaplardan da başka tartışma konuları ve ondan hacim olarak daha uzundur da aynı zamanda. Biraz daha. Şeyhizade'nin evet. Bir de İzmir'in de yine aynı şekilde bu Mirat üzerine şey olan İzmir'in de matbu olarak, mahdut olarak şerhi vardır. Son şey olarak arkadaşlar nedir? Son metin kitabımız. Yok Nurul İzah değil, ondan sondan bir önceki diyelim. Tenvirül Ebsar. Kimindi bu? Timur Taşi'nin. Evet, Timur Taşi'nin eseri. Tenvirül Ebsar'ı arkadaşlar yapan nedir? Özellikle Haskefi ve İbn Abidin'in şerhleri. Dürer'den mi etkileniyor? Şöyle, Tenvir, evet Dürer'den alıyor. Haskefi Dürer'den alıyor. İbn Abidin
Kendisi zaten yetiyor. İbn Abidin biliyorsunuz mezhepte birçok kaynaklardan alıp İbn Abidin'in de aslında arkadaşlar kaynağı temel yeri neresidir? Bahru Raik ve İbn Abidin de ağırlıkla İbn Humam'dan nakil yapar ve İbn Humam'ın nakillerini arkadaşlar çoğu kere şey yapar, kabullenir. Bir de Tahtavi'nin de haşiyesi. Yok, şey değil, tenvirim bu. Ona da olacak. Ha, o şeyle alakalı. Evet. Tenvir üzerine haşiye, şerh değil. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar, Tenvirül Ebsar'ı dediğimiz gibi özellikle ilim ehlinde çok şey yapan nedir? Bizim için önemli yapan İbn Abidin şerhinin, yani mezhepte itibar edilen ve mezhepte şöyle söylerim, söz sahibi fakih, yani birazdan söyleyeceğiz, Şirin Bülani gelmiş, Tahtavi gelmiş, o bu gelmiş ama İbn Abidin gibisi gelmemiş. İbn Abidin bu eser üzerine çalışma yapıyordur. İbn Abidin'in bu eseri arkadaşlar nedir? Gerçekten tenviri de bizim için önemli kılıyordur. İbn Abidin, Haşiyetü İbn Abidin de gerçekten başarılı bir fıkıh yapmıştır. Yeri geldiği zaman fakihlere, yeri geldiği zaman fıkıh talillere veya fetvalara itiraz etmiştir. Ve birçok yerde kendisi eserinde Bahru Raik'te İbn-i Nüceym'le birlikte, yani İbn-i Nüceym'in vefatıyla mezhep içtihadın bittiğini söylese de esasen kendisi İbn Abidin'de, yani Haşiyetü'nde birçok yerde ne yapıyordur? İçtihat ediyordur. Burası da önemlidir. Son şeyimiz arkadaşlar nedir? Şurun Bülani'nin Nurul İzahı. Son metnimiz. Nurul İzah. Bunun üzerine arkadaşlar Nurul İzah üzerine ne yapıyor önce? İmdadı. Sonra Merakul Felah yazıyor. 1060 mıydı şeyinki? 1069. İbrahim Halevi. Tamam. Sonrasında tabii Merakul Felah üzerine ne var arkadaşlar bir de? Tahtavi'nin haşiyesi vardır. Şimdi arkadaşlar, o zaman biz Hicri 5. 6. asırdan sonra Hanefi mezhebi metinlerini derleyecek olursak karşımıza temelde bütün çalışmaların özeti olarak neler çıkıyor? Bunlar çıkıyordur. Ya bu dönemlerde tabii yani Fetva Hindiye gibi bazı cemaatlerin, bazı şahısların derlenip toplanıp yazdığı şeyler vardır, ayrımıyoruz ama bizi ilgilendiren burada nedir? Bu metin kitaplardan, metin kitaplarla beraber toplamda 8-9 kitap Hanefi mezhebinin bu dönemden sonraki çalışmalarının merkezindedir. İlk 4 metin kitap. Kenz, Muhtar, Vikaye, Mecmul Bahreyn. Bunlardır bu 4 kitap. Bu 4 kitaptan sonra Molla Hüseyin Gureri, İbrahim Halebi'nin Mütekası, Timur Taşi'nin Tenvirül Ebsar'ı ve Şurun Bülani'nin Nurul İzah'ı arkadaşlar bunlarla beraber artık 8 tane bu metin kitap Hanefi mezhebinin bu bütün dönemin merkezine oturuyordur. Bunun üzerine yazılan bütün çalışmalar Merakül Felah. Şeye de var. Tendir üzerine ona da var. Ona da var ama buradaki şeyle alakalı. Merakül Felah ile alakalı. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, bu bütün şeyler, metin kitaplar ve bunlar üzerine yazılan şerhler 6. asırdan sonra Hanefi mezhebinin merkezindedir. Çalışmalar bununla oluyordur. Ve 3 aşağı 5 yukarı çalışmalar ve çalışmaların öne çıkan şeyleri bunlardır. Hani bizim kanaatimizce veya bizim araştırmalarımız, okumalarımız neticesinde bizde oluşan kanaatler bu yöndedir. En azından yarın bir gün siz kendiniz okuduğunuz zaman veya kendi çalışmalar yaptığınız zaman da bunun üzerine kendi kanaatleriniz olabilecektir. Yani söz gelimi diyelim, hoca şurada şunu dedi ama bu kitap bu yönüyle değil, şu yönüyle daha farklı şeklinde izahlarınız olabilir. Ayrımıyoruz. Sonra arkadaşlar, kısaca anlatayım. Nurul İzah zaten bir metin değil. Bizi ilgilendiren ne? Son diyelim, Tenvirül Ebsar 1006'larda.
İbn Abidinler falan yazılıyor. İbn Abidin'den sonra Leknevi Hindistan'da fıkıh yapıyor. Ama Osmanlı'da özellikle arkadaşlar Tanzimat döneminden sonra birileri Fransız borçlar hukuku ve eşya hukukunun Osmanlı'ya getirilmesini tavsiye ederler. Derler ki, bak hep problem yaşıyor, damat yeterli olmuyor, mütteka yeterli olmuyor, elimizde bir onlar var veya gurer dürer. Ne yapalım? Biz Fransız borçlar hukuku ve eşya hukukunu alalım, burada tatbik edelim derler. Ve bunu Osmanlı'da belli bir dönem, belli bir başta siyasiler ne yapıyor? Esas olarak alıyorlar ve bununla artık Osmanlı vatandaşlarının, Osmanlıların ki bu dönemde yani Abdülhamit dönemi öncesi, bu dönemde sıkıntılı olmuş olduğu dönemde Müslüman coğrafyada bunun tatbik edilmesini tavsiye ediyorlar. Sonrasında önceleri Ahmet Cevdet Paşa'dan önce bir takım faaliyetler oluyor. Yani şer'i bir hukukname, kararnamelerle beraber bütün mahkemelere bu dağıtılacak ve kararlar buradan çıkacak. Buna dair bir çalışmalar oluyor ama o dönemde en son arkadaşlar işin başına Ahmet Cevdet Paşa Adliye Bakanı olarak atandığı zaman Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'nin başına, heyetin başına o geçirildiği zaman artık Mecelle bambaşka bir seyir alıyor. Mecelle bu sefer gerçekten eğer Osmanlı devam edecek olsaydı Osmanlı'nın güncel fıkıh problemlerini, borçlar hukuku, eşya hukuku, alışveriş, muamelat gibi birçok meseleyi çözebilecek bir metin halinde hazırlanılıyordur. İbn Abidinzade yani İbn Abidin oğlu falan da vardır. Bu şekilde arkadaşlar mecelle derleniliyor, toparlanılıyor. Burada işte mecellenin şekli bir mukaddime 16 bab şeklinde şey oluyor. Tasarlanılıyor. Bir mukaddime dedikleri kavaydi külliye 100 maddeden bahsediliyor. Ötesinde beyden başlıyor. Bey icare şirket şeklinde gidiyor. Sonra rehin kitabının şeyinde siyasi entrikalardan dolayı Ahmet Cevdet Paşa tekrardan geri alınıyordur. Ahmet Cevdet Paşa tekrardan geri alınınca arkadaşlar bu entrikadan dolayı bir kitap yazıyorlar, bir bab daha yazıyorlar. Ama o bab Ahmet Cevdet Paşa'nın olduğu bablarla kıyaslanamayacak şekildedir. Bundan dolayı öbür bab yazıldıktan sonra tekrardan Ahmet Cevdet Paşa heyetin başına geçiriyordur ve 16 bab tamamlanılıyordur. Havale, rehin, mehin çıkılıyordu. 16 bab ama tamamlanamıyordu. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar mecelle yazılıyor ve basılan şey padişahın imzasıyla yürürlüğe gidiyor. Yürüyor ve bütün Osmanlı o dönemde işte Afrika, Mafrika olsun, Mısır, oralar, belli kesimler bunu alıyor ve tatbik ediyorlar. Osmanlı bu şekilde bunu tatbik ediyor ama mecellede tercih edilen görüş demin dediğimiz gibi mütteka ve damatla müftabi olan görüşler olduğundan dolayı bazen insanların güncel fıkıh problemleri veya uygulamalara karşılık veremediği yerler oluyor. Onun için bu sefer Ahmet Cevdet Paşa döneminden sonra arkadaşlar mecelle üzerine neler başlıyor? Tadil heyetleri başlıyor, şerh değil. Şerhler aynısını yapıyor, fark etmiyor. Sadece çalışmada ne var arkadaşlar bu sefer? Tadil çalışmaları. Yani bu sefer mezhepte müftabih olan görüş değil, mezhebin imamının görüşü başka imamlardan, diyelim Ebu Yusuf'un müftabih olmayan görüşü var. O bu meseleyi çözüyorsa onunla hareket ediyorlar. Ya da bunu da bulamadılar diyelim. Ne yapıyorlar? Tutup başka mezheple. Hatta dört mezhep dışında Sevri'nin görüşüne bile geçiyorlar. Şimdi tadilin bu yönü de arkadaşlar bize aslında bugün şunu gösteriyor. Güncel fıkıhtan meselelere daralırsak ve insanlar umum belva olup insanlar bu yönde bir takım zaruretle bir takım haraçla karşı karşıya gelecek olurlarsa devlet eliyle bu şekilde dört mezhep veya dört mezhebin dışında bir takım uygulamalarla kada tabii bu fetva değil insanların ihtiyacı giderilebilir bu yönde bize ne oluyordur? Kaynak oluyordur. Mecellenin tadil heyeti ve özellikle aile hukuk kararnamesi yazdığı sonraki eserde arkadaşlar bakıyorsunuz birçok meselede diğer mezheplere esas alınmıştır. Birçok hususta. Onun için insanların ihtiyacını veya darını ki kaldı ki özellikle sonraki dönemlerde tamamen İslami şer'i mahkemeler kaldırılıp onun yerine tamamen Fransız mahkemelerinin getirmiş olduğu şu anki bizim mevcut durumumuz yani bundan bahsediyorum. Böyle bir dönemde arkadaşlar fetva verilecek olsa hakikaten eğer mezhep için müftabih görüşler olmayan görüşler varsa ve burada da insanların ihtiyacı gideriliyorsa
onun ile hareket edebilmeye en azından bize mecelle ne yapıyordur? Kaynak oluyordur. Tabi umum belva olmasıdır. Şahsi durumlar biraz daha farklı. Bundan dolayı mecelle güncel fıkhımızı belirleme hususunda veze bir kapı aralama hususunda arkadaşlar bize de nedir? Önemli bir kaynaktır. Tamam. Toparlayacak olursak. Mezhebimizdeki Hicri 6. asırdan sonra metin şerh dönemleri başlar. 4 metin eseri olur. 4 metinden sonra bu sefer dediğimiz gibi ilim Osmanlı'ya geçer. Osmanlı'ya geçtikten sonra Gurer, İbrahim Halebi, Tenvirül Efsar gibi eserler, Şurumbilani gibiler. Bunların hepsi arkadaşlar Osmanlı sınırları içerisinde yazılır. O yönü de vardır bu işin. Hepsi payitahtın topraklarında yazılır. Çünkü ilim artık bizdedir. O döneme kadar bizde değildir. Şunların hiçbiri şey değildir. Metin sahiplerinin. Bundan sonrasında arkadaşlar bunu en sonda neyle biter? Ahmet Cevdet Paşa Riyazeti'ndeki mecelle ile biter. Hanefi mezhebinin bizim dönemimize kadar ki gelen kısaca metinlerin ve metinler üzerine yazılan şerhler, muhtasarlar veya yazılan şerhlerin arkadaşlar tarihçesi bu şekildedir. İnşallah bir dahaki dersimizde bir ders modernizmi anlatacağız. Ondan sonrasında fıkıh dersimize başlamış olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Thank you.